Tekrar programımıza hoş geldiniz. Bugün yine çok önemli ve güzel bir konuğumuzla karşınızdayız. Kar rotasında dijitalleşme çok çok önemli olduğu için bu konuda sektörde çok başarılarıyla takdir ettiğimiz Selda Gündoğdu Bağcı, ERP uzmanıdır kendisi. Bugün bu konuda dijitalleşmede yaşanan sorunlar, ERP'nin dijitalleşmedeki yeri, ERP seçiminde dikkat edilmesi gereken püf noktalar ve dijitalleşme sürecinde özellikle ne tür çalışmalar yapılması gerekiyor. Bu konular hakkında işletmelerimizde bir farkındalık yaratmak için özellikle kendisini bu hafta davet ettik. Kendisine hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sevgili izleyicilerimiz merhabalar. Bugün yine kar rotasında kar basamaklarını hızlıca tırmanmak için dijital dönüşümden nasıl faydalanabiliriz? Bununla ilgili güzel bir paylaşımda bulunacağız. Güzel de bir haberi de paylaşmak isteriz aslında sizinle. Bugün herhalde iki gün oluyor. Türkiye'de dijital dönüşüm danışmanlarının bir araya geldiği İstanbul merkezli bir dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik derneğini kurmuş bulunmaktayız. Ülkemizin de sanayisinin gelişmesi açısından bu tarz faaliyetlerin bir an önce hızlandırılması, firmalarımızın bu konuya adapte olması sürecinin hızlandırılması konusunda çalışıyoruz. O yüzden de özellikle bugün konuğumuz çok uzun yıllardır tanıdığımız ve çok uzun yıllardır da bu dijitalleşme süreçlerinde emek sarf ettiğini bildiğimiz Sayın Selda Gündoğdu Bağcı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür çok ediyorum. Çok memnun olduk sizi ağırlamaktan. Ben de aynı şekilde. Çok güzel bir program yapıyorsunuz. Kentin, Türkiye'nin online sorunlarına değiniyorsunuz ve güncel sorunlara değiniyorsunuz. Ve iki başarılı bayan olarak gerçekten takdir ediyorum sizi. Teşekkür ederiz. Biz çok önce sizi biraz daha yakından seyircilerimiz tanısın. Bizler tanıyoruz ama. Evet. Evet. Ben Selda Gündoğdu Bağcı. Çok uzun yıllardır bilişim sektöründeyim. Önce eğitmenlik, öğretmenlik olarak başladım. Daha sonraki kısımda ERP süreçleri ve Türkiye'nin dijitalleşme sürecine adım attığı o ilk yıllarda, daha tanışmadı ama adım attığı o yıllarda ERP yazılımlarının eğitimini vermek adına önce ERP yazılımlarıyla tanışıp onun desteğini, teknik desteğini, kurulumlarını, daha sonra da eğitim süreçlerini, daha sonraki aşamada da ERP yazılımlarıyla makineler arasındaki entegre yazılımların yapılabileceğini, raporlamaların online olabileceğini düşündüğümüz bu kısımlarda uzunca yıllardır, hatta 30 yılı aşkın süredir destek vermekteyim. Bunun yanı sıra bir doktorantım aynı zamanda işletme yönetimi ve endüstrisi üzerine. Bir de yurt dışından yaptığım bir doktora programı var aynı şekilde. Online olarak devam etmekte. İki çocuklarım var, evliyim. Bu kadar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben özellikle hani ERP süreçleri diyoruz. Bunu biraz daha en basic şekliyle konuşalım. ERP ne demek? Onu bir detaylı açıklayabilir misiniz? Üzerine inşa ederek gidelim. Evet, aslında ben dijitalleşme sürecini ERP'siz düşünemiyorum. ERP kurumsal kaynak planlama dediğimiz, çok birlikte çalıştığımız endüstri mühendisi arkadaşlarımız ve Hatice'yi de çok iyi bilirsinizler de ERP'siz bir dijitalleşme süreci düşünemiyorum açıkçası. İşletmenin üretim olabilir, hizmet olabilir, yaptığı işe göre hiç fark etmez ama bir ERP yazılımı mutlaka kullanması gerekiyor. Çünkü ERP yazılımı kullanması demek, ERP'ye geçmesi demek bütün birimleriyle entegre çalışan, entegre edebilen ve bunun yanı sıra bunun çok faydalarını göreceği bir süreç aslında işletmelerin. İşletmeler ERP kelimesiyle son 5 yılda daha kaynaştı. Bundan önceki süreçte program kullanmış oldukları yazılımların önemini bile fark etmiyorlardı. Çünkü kalamoza sistemi devam ediyordu. Hala ceplerdeki paralar kasadaydı. Ama artık değişen dünya ayak uydurmalarından kaynaklı Almanya, İngiltere, herhangi bir fuara gittiklerini, buradaki yazılımdan şirketlerinin online durumlarını görebileceklerini artık fark ettikten sonra ERP'nin farkındalığı oluşmaya başladı. Evet. Aynen, ERP konusu aslında Hatice Hanım da ben de TÜBİTAK TÜSİDE tarafından akredite edilmiş dijital dönüşüm uzmanlarıyız. Ve geçen birkaç gün öncesinde gerçekten bununla ilgili çok Türkiye'miz için önemli bir
derneği kurduk. Dijitalleşme ve Sürdürülebilirlik Derneği İstanbul Merkezi'nde. Hatta Selda Hanım da bizim potansiyel üyelerimizden birisi. Şimdi biz bu TÜBİTAK TÜBSİ'de bu konuda Türkiye'de çok güzel bir çalışmayı başlattı aslında. Bizim gibi, Selda Hanım gibi sektörde uzun yıllardır dijitalleşmenin önemini ve bununla ilgili projeler yürüten insanlar olarak bize bir takım 5 fonksiyonda eğitimler verdi. Ve birinci fonksiyon her zaman tüm standartlarda olduğu gibi yönetim. Yönetim her zaman her şeyin başıdır. Evet. Bu çalışmada da birinci fonksiyon olarak yönetim üzerinden bir çalışma yapıldı. Ve yönetimde de biz bir firmanın dijital olgunluk seviyesini analiz ederken şöyle bir temel mantık da bize verildi. Böyle olduğunu biliyorduk ama bu eğitimde de biraz altı özellikle çizildi. Denildi ki eğer biz bir firmanın dijital olgunluk seviyesini belirlerken firmanın ERP'si yoksa firmanın omuriliği yok demektir diyoruz. Evet, yani o kadar net ve biz bu olgunluk seviyeleri analizlerini yaparken firma mesela bir takım dijitalleşmesi yüksek makineler istiyor, ne bileyim yazılımlar istiyor. Biz diyoruz ki tamam bütün bunlar çok güzel ama sizin bir yönetim çünkü iyi yönetilmeyen bir şirket yok olmaya mahkumdur. Yönetilebilmeniz için sizin kurumsal kaynak planlamanın karşılığı olan ERP yazılımınız var mı? Deniyor ki hemen bizim muhasebe yazılımımız var. Hatice Hanım bu mu? Ya bu diyorum değil. Bu muhasebe sizin bir zamanlar en basic yapmanız gereken. Sizin satıştan başlayarak ta ki satış sonrası servise kadar tüm süreçlerinizi izleyebildiğiniz bir yapı diyoruz. O yüzden TÜBİTAK da bunu çok önemsiyor. O yüzden şurası getirmek istiyorum aslında. Bizim TÜBİTAK bu konuda hani baktığınızda bu Türkiye'nin bu konulardaki Ar-Ge'nin merkezi olan bir kurum olarak Türkiye'de bu ERP'ye şu an hala nasıl bakıyoruz? Siz bu işin içindeki duayenlerden birisiniz. Nasıl bakıyoruz? Hala evet eskiye göre daha çok duymaya başladık ama hala muhasebenin ötesinde bir mantık mı var? Yoksa tamam hadi alalım çok güzel diyorsunuz ama yönetememe kısmında neler var? Bu kurum kültürü bunun neresinde? Siz olgunluğu nasıl görüyorsunuz? Evet, yaklaşık 300'e yakın firmada bu ERP ile ilgili çalışmalarımız var. Çok uzun yıllardır çalışıyorum. Çok büyük engellerle karşılaşıyorduk daha önceki dönemlerde. Özellikle personel, çalışan personel, işte işletmenin mali işlerine bakan kişilerden, işte biz muhasebeyi yapıyoruz, gerek yok şeklinde tepkiler alıyorduk. Sonra işletmedeki yöneticiler bunun farkına varmadıkları için böyle bir ERP yazılımına yatırım yapmak istemiyordu. Aslında geri dönüşümünü uzunca bir süreçte, hatta daha kısa süreçlerde onu kendisini amorti ettiğini anladılar ama biraz geç farkına vardılar. En büyük engelimiz personel direnciydi. Kişiye bağlı sistemin yok olmasını istemiyordu çünkü personel. Eğer ERP ile ilgili bir yazılım gelirse, her şey entegre olursa acaba ben işimden olur muyum? Otomatikleşirse ben işimden olur muyum? Endişesi vardı onlarda. Aslında onlara daha çok katkı sağlıyor. Sürdürülebilirliğin temelinde de zaten ERP yazılımı var. Sonuçta bir sevkiyatı yapıyorsun. Sevkiyattan önce kalite kontrolü eskiden bizim gıda mühendislerimiz veya endüstri mühendislerimiz eline bir doküman alır, o doküman üzerinden çek ederdi. Artık bu kontrol çek işlemleri de ERP üzerinden yapılması veya müşterilerin telefonla arayan bir kişinin istihdam edilmeden bunun otomatik sekretere bağlanarak CRM üzerinden yapılması. Yine ambar depo sayımlarında 2 tane ambar memurunu görevlendirilerek her ay sonunda 4 gün süren sayımların sadece 2 saatte yapılması gibi işlemleri görünce yöneticiler farkındalığı vardılar. Aslında personeller de daha farkına vardılar ama ERP sürecinde çok engellerle karşılaştık. Bunlardan bir tanesini anlatayım. Yine bir işletmeye böyle çok hikayelerimiz var. ERP yazılımıyla ilgili gittiğimizde bu yazılımın bir lisans anahtarıyla alınıp programa, sisteme entegre edildiğini tabii ki bilemeyebilirler sonuçta. Bu şekilde yapılıyor. ERP yazılımı sisteme bu şekilde aktarılıyor. Bir lisans anahtarı alıyorsunuz, programı kuruyorsunuz. Kurduktan sonra bunun bir alet olduğunu düşünüp, işte herhangi bir raporu alamadıklarında yöneticinin bizi çağırıp, sökün götürün, bu ERP neyse. Bunu sökün götürün dediğini biliyorum ben. Şimdi en azından biliyorlar ki ERP'nin bir lisanslama
sözleşme hakkı olduğunu, en azından o şekilde çalıştığını biliyorum. O kadar basic'tik yani. Evet, temel seviyelerde. Şimdi Hatice Hanım çok güzel bir yere temas etti. Yönetim konusu gerçekten önemli. Çok. Yönetim konusunda hatta şöyle, yönetim sistemlerinde şöyle söylenir. Bir yerde problem varsa %80'i yönetimden kaynaklanır. ERP kurumsal kaynak programlaması. Tam basit tabiriyle kurumsal kaynak programlaması. Kurumsal kaynakta da sizin işletme kurumsal süreçlerinizi nasıl yürüttüğünüze ait ortak bir dil geliştiriyorsunuz. Evet. Çünkü genelde hani çok karşılaştığımız için her işletmenin mutlaka bir süreci var. Bu süreçte satın alması, satışı, üretimi, finansı, muhasebesi, kostu, bir sürü veri. Aslında bugün hani big data denilen büyük veriyi konuşuyoruz. Burada bu kadar veriyi bir işletme yöneticisinin tek başına analiz etmesi, hatta analizi geçtim, toparlaması mümkün değil. Toparlayabilmesi için bizim ERP dediğimiz kurumsal kaynak programına ihtiyacımız var. O verileri topluyoruz ve aynı dilde topluyoruz. Ve bu aynı dili işletmenin her yeri geliştiriyor. Biz de zamanında o kadar çok problemle karşılaştık ki. Bir yerden veri alacağız. Satın alma başka bir Excel dosyasıyla, işte satış başka bir programla. Hatta aynı firma içinde işte siz de dahilsiniz. Logo yazılımı var, öbür tarafta mikro yazılımı var, Excel bir de Nexus var. Yazılımı var. Üstüne bunlar Excel da yetmemiş tabloları. Excel yazılımı var. Siz çok iyimser ifade ettiniz. Sayım 4 gün. Sayımın 35 gün sürdüğü yerler var. Onlara da sahip olduk, evet. Ve hani tabii bunun sonucu da ne? Bunun sonucunda da şöyle bir şey oluşuyor. Siz 35 günde sayamadığınız veriyle, hele bugün enflasyonun olduğu dönemde, kar elde etmeniz mümkün değil. Çünkü mümkün değil. Mümkün değil. 70 milyon, sizde de karşılaşmışızdır. 70 milyon stoğu olan firma var. Bugünkü hani finansal, parasal kaynakta 70 milyonun bir yerde gömülü olması çok büyük sıkıntı. Tam orayı da geliştirirken bu kurumsal kaynak programlarını kurarken belki en çok yaşadığınız problem, Excel'i tutan personel vazgeçmek istemiyor. Asla. Ya da işte mikroyu ya da logoyu tutan personel, çünkü öğrenmek biraz zor mu? Ben o tarafını sorayım. Niye aslında, biz bunlara direnç gösteriyoruz? Aslında ERP yazılımıyla işletme kurumsallığa adım da atmış oluyor sonuçta. O yüzden mesela danışmanlarla, endüstri mühendisi veya yönetim danışmanlarıyla çalışırken çok rahat çalışıyoruz. Çünkü aynı dili konuşuyoruz. Bir departmanlaşma söz konusu olmadığı zaman, görev tanımları çıkartılmadığı zaman, ERP yazılımında arkadaşımız ne yapacağını bilmiyor sonuçta. Ne yapacağı görev tanımları içerisinde ERP'den alınıyor. ERP'deki bunun karşılığı yetki tanımlarıdır. Hı hı. Yetki tanımlarıyla görev tanımlarının içerisine baktığımız zaman örtüşüyor zaten. Bizim Hatice Hanım'la çalıştığımız dönemlerde çok hikayemiz var gerçekten. Yetki tanımlarında mesela işte Hatice beni Hanım beni gönderirdi mesela. Çünkü çok radikal kararlar alınca zaman Hatice Hanım devreye giriyordu. Evet, biz de radikal kararlarda Hatice Hanım'ı çok severiz. Hatice Hanım biraz disipliner bir yapımla hemen evet, kişinin görev tanımlarını deklare ederken aynı zamanda da yanında oturup ERP'de hangi görevi varsa yetkilerin karşılıklarını tek tek artı veya eksi yapıyordum. Ne yapıyordu? Bu aynı zamanda kurumsallıkla ilgili çalışmayı beraberinde getiriyordu. Yine aynı şekilde satın alma departmanı satış departmanıyla, satış dağıtımla, oraya gelen plasiyerler, pazarlamacı arkadaşlarımızın satış dağıtımdan gelip saatlerce rapor beklememesi için ellerinde mobillerle uzaktan ulaşmaları söz konusu oldu. Ama şu vardı, o ona rapor vermiyordu, o ondan telefonla istiyordu. Bu işlemlerin hepsini ERP ile sıfırlamış oluyorlar sonuçta, otomatik hale geçmiş oluyordu. Evet, şimdi gerçekten biz de ERP'nin her ERP tabii ki aslında baktığımızda o kötüdür, bu iyidir denmemesi lazım. Bütün ERP'ler mantık olarak baktığınızda, aynen, hani güçlü, belli bir marka değeri oluşmuş. Hani bildiğim kadarıyla siz de logonun bu konudaki, evet, uzmanlarından logo birisiniz. Bölgemizde Türkiye'de en yaygın olan programlardan biri. Hepsinin illaki birbirine göre artıları ya da eksileri vardır. Ama ben günün sonunda hep şunu söylüyorum. Yani elinizde bir programınız varsa lütfen önce o programı bir harekete geçirin.
Sonrasında programı aşamadığınız noktalar olursa belki ara yazılımcılarla doğru yazılım işleri, hizmeti aldığınız kurumlarla halletmeye çalışın. Eğer o kabuk da size yetmiyorsa bir üst mantıkta ERP'nizi değiştirmeye geçin diyoruz. Ama genelde karşılaştığımız bütün firmalarda ERP var orada bir uzakta gibi oluyor. Orada kimse belki 1/3'lük bile alanı kullanılmamış oluyor. Yani 1/3 bile fazla oluyor. %10 seviyelerinde çok karşılaşıyoruz. Şimdi tabii ki firmalar bir ERP'yi seçerken nelere dikkat etmek lazım? Çünkü burada sürdürülebilirlikte de şöyle çok sorunlar oluyor. Mesela dünyada evet çok güçlü ERP'ler var, çok üst markalar var, dünyada tanınırlığı çok yüksek. Fakat bakıyorsunuz arkadan program çok güzel ama hizmet alamıyorsunuz. Programınızı hayata geçirecek uzman bulamıyorsunuz. Uzmanın gelmesi gitmesi ayları günleri buluyor ama çok acil durumda o etkiyi yaratmak gerekiyor. O yüzden doğru bir ERP'yi seçerken nelere dikkat etmek lazım? Firmanın bir ERP'ye karar vermesi için belli bir kültür altyapısına beklemesi gerekir mi sizce? Yoksa evet biz bunu artık zaten Endüstri 4.0'dayız kardeşim artık başka çaresi yok geçelim mi demesi lazım? Bu konuda sizin tecrübelerinizi dinlemek isteriz. Şöyle ki firmada öncelikle yönetimin, yönetim kadrosunun yani sonra kullanıcıların direnişleri zaten aşılabiliyor. Danışmanlarımızla da aşabiliyoruz onu. Ama yönetim kadrosunun buna bir önce karar vermesi gerekiyor. Ama getirin bir deneyelim zaten olmaz ERP'de. Tamam ben buna geçeceğim diye karar verildikten sonra işletmede fizibilite yapılmadan hangi ERP firmasıyla görüşürseniz görüşün bir mutlaka fizibilitenin yapılmış olması gerekiyor. Fizibilite ve ihtiyaçlar belirlenmeden, süreçler belirlenmeden hangi ERP kullanacaklarını karar vermemeleri gerekiyor. Ve karşılarında bir muhatap. En önemlisi bu. Hani programı sattı, ERP yazılımını kurdu ve bir daha işte her iletişimde sorun yaşıyorsa bu yani her iletişim aşırı paralara mal oluyor. Evet, aşırı maliyetler gerektiriyorsa, aranan telefonlar da artık maliyete dönüşüyorsa bunlar artık sıkıntı olmaya başlıyor. Ve o zaman işletme şöyle diyor. ERP aldık ama hiç işimizi görmüyor. Eskiye biz diğer programımıza dönsek ondan daha çok verim alıyorduk gibi. Geri dönüşleri çok oldu bize. Yalnız İyi bir destek veren firmayla ERP yazılımı satmakla bitmiyor. Sattıktan sonra veya satın alındıktan sonra firmalara tavsiyem mutlaka ve mutlaka karşınızdaki firmadan destek, iyi destek alma adına onlarla yıllık, aylık bakımlarınızı, sözleşmelerinizi kesinleştirin derim ben her zaman için. Sürdürülebilirlik için o da önemli. Evet, hep mağdur müşteri karşımıza çıkmıştır. Evet. Satılmıştır ve bir daha muhatap yok karşısında. Önemli. Ve dikey yazılımları var. Logonun kendisinin destek olduğu veya başka bir ERP yazılımında da vardır bu. Dikey yazılımlar dediğimiz firma yazılımın arkasında. Bir de diyor ki şöyle çözümler sunuyorum diyor. Bunu da bünyeme aldım, bunun da desteğini veriyorum. Arkasındayım diyor. Sonuçta dikey yazılımlarla çözülecek bir şey varsa direkt özel yazılımlara yönelilmemesi bence. Özel yazılımlarda karşınızda bir veya iki muhatap oluyor sonuçta. Ama orada bir kurum muhatap. Yani. Tabii. Sonuçta bir kurumsal firma da karşınızda olması gerekiyor. Bugün logo satın almış olan veya başka bir ERP satın almış olan firmada işte ne var? Mikro'nun da bir ERP'si var, logonun da, Nessus'un da. Karşısında kurumsal bir firma var. Tabii. Yani muhatap olacağı. Benim firmam olmasa başka bir firmadan destek alabilir. Ya da merkezden alabilir desteği. Aslında hani burada çok güzel bir yere temas ettiniz. İhtiyacın ne olduğunun tespit edilmesi. Evet. Yani en önemli şey çünkü bu bir makine gibi bir şey değil. Yani bütün kaynağınızı nasıl yöneteceğinizi planlayacağınız bir yazılım oluşturuyorsunuz. Evet. Yani bir elbise dikiyorsunuz. Kime göre? Sizin ölçülerinize göre, sizin özelliklerinize göre. Firmalar bazen şunu bekleyebiliyor. Bir yazılım firması gelsin, programı buraya kursun, satsın ve o kendi kendine çalışmaya başlasın. Bu bir tamamen terzilik işi olduğu için böyle bir şey yok. Sadece burada bunun altyapısının doğru olup olmadığını, benim ana ihtiyaçlarıma hizmet edip edemeyeceğimi belki planlamam gerekiyor. Burada da şey diyoruz biz, önce süreçlerinizden ne beklediğinizi kendiniz tanımlayın. Hatice Hanım söyledi. TÜSİ'de TÜBİTAK şu anda güzel bir desteğe yol açtı aslında. Diyor ki işletmelerinize dijital mevcut altyapınızı bir analiz ettirin. Burada sizde dijital ne var anlamında sormuyor bunu. Siz
yönetim konusunda, kaynaklar konusunda, insan kaynakları konusunda, evet, süreç bilgisi konusunda buna yetkin misiniz? Elinizde neler var ve bunlarla hangi aşamaları dijitalleştirilmelisiniz diye bir soru soruyor. Hatta yeri gelmişken şeyi de söyleyeyim. Çok güzel de bir desteği var. 20 milyonluk bir kredi desteği var. Eğer siz dijitalleşme yoluna girdiyseniz, burada makinelerinizin dijital hale gelmesi olabilir. Kurumsal kaynak programı dediğimiz, yani ERP'nin alınması olabilir. Bunun sisteme dahil edilmesi olabilir. Hatta personelinizin yüzünün tanınıp o tanımayla tamamen bordronun hiçbir şeye, evet, ihtiyaç kalmadan alınması olabilir. Burada da 20 milyonluk bir kredi desteği de var. Aslında bir dönüşüm var. Ama çok önemli olan işletmelerin kendini tanıması. Kendi tanıması için o süreç planlarını yapması. Şimdi ben burada şeyi sormak istiyorum. Hani genel yapıyı da anlamak açısından da. Ne kadar size bilinçli, ne kadar geliyor? Kaç kişi elinde, ya benim şu süreçlerim var, benim ana hedefim şu. Ben şuradaki 20 maddeyi otomatik görmek istiyorum diyen firma var mı? Yoksa muhasebeye şunu bir yerleştirin, gerisine biz bakarız da mı devam ediyor? Bir ERP yazılımı almalarına rağmen bunu hala borç alacak durum raporu veya ambarındaki stoğu görme olarak değerlendiriyorlar. İşte üretimi zannediyorlar ki bu ERP yazılımı aldığında hızlıca üretim yapacak, karşısına üretimi çıkartacak. Ve çok ilginçtir ki CRM'i ilk sattığımız dönemlerde... CRM'i de açalım, müşteri ilişkileri, evet, müşteri yönetimi. Müşteri ilişkileri, işte satış sonrası özellikle takip edilmesi gereken bir kısım. CRM'i ilk sattığımız dönemlerde, Hatice Hanım da çok iyi bilir, bize gelen soru aynen şuydu. Bu bize yurt dışından müşteri bulacak mı? Aynen. Çok net hatırlıyorum bu soruyu. Beraber yürüttüğümüz. Size yazılım nasıl müşteri bulsun? Siz gider fuarlardaki kişilerin, onların kartvizitlerini alırsanız, onlarla ilgili iletişime geçerseniz, dönüşler olursa bu şekilde. Ama bakın, Ali Baba programı değil ki bu. Ama bakın, belki bu soru şu anda yapay zekaya, evet, gelişmesine fayda sağladı. Şimdi belki sorabilirler. Şimdi olabilir. Şimdi sorabilirler. Aynı zamanda ERP yazılımının çok geniş kapsamlı olmasına rağmen bir PDKS sistemlerinden bahsettiniz. Yüz tanıma sistemi. Hiçbir şey olmadan sonuçta ara yazılımla hemen Bodro programına puantajı, devam kontrol, kaç gün gelmiş, kaç gün gelmemiş kişinin puantajını kontrol ediyor. Böyle bir yazılım olmasına rağmen hala programa güvenmeden onu artı eksi yaptıran firmalarımız var. Sonuçta oraya hiç girilmiyor bile. Kaldı ki bazı firmalarımızda ERP yazılımla ilgili talep oluyor. Mali müşavirleriyle görüşmeye geliyorlar. Mali müşavir diyor ki genel muhasebe burada işte, ama ben firmamda veya büromda kendim tutarım bu şekilde. Oralarda özellikle mali müşavirlerde işletmelerin önünü bu açıdan açmaları gerekiyor. Yani artık sistem burada da tutulsun, ben burada da muhasebeleştirme yaparım, burada da beyanname verebilirim. Onların da bu şekilde destekte bulunması gerekiyor. Ama dediğiniz şekilde bir listeyle gelen çok nadir. Hani parmakla gösterilecek kadar... Biraz. Yani ve o firmalar zaten genelde başarılı oluyor. Evet. Yani işte, evet, kar rotasına giden firmalar doğru soruları soran, doğru, evet, sorulara cevap arayan firmalar. Birimleriyle Zoom üzerinden toplantı yaptılar. Bir firmamız var çok yakın zamanda. Her bir birim ayrı ayrı sorularını hazırladı. Ayrı ayrı cevapladık biz de. Hazırlık bile çok ne kadar güzel fark ettir, evet, yaptı. Şimdi özellikle ben Selda Hanım'la pek çok projede çalıştığım için, kendisine güvendiğimiz için, özellikle sizin tecrübelerinizi paylaşmak adına da burada tanımalarını istedim seyircilerimizin. Şimdi biz genelde ERP programlarının firmaya adaptasyon süreçlerinde yönetim danışmanları olarak şöyle bir sıkıntıyla karşılaşıyoruz. Şimdi biz tabii ki 3 sac ayağını çok önemsiyoruz. Zaten Selda Hanım da bunun hep gerekli olduğunu tekrar bunun, evet, altını çizmenizi isterim. 3 sac ayağı vardır. Birisi yönetim ve işletme tarafı, birisi danışman tarafı, evet, birisi de yazılımcı tarafı. Bu 3 sac ayak birbiriyle ilişkisi sağlıklı bir şekilde giderse inanın çok daha hızlı sonuçlar alıyoruz. Çünkü genelde yazılımcı arkadaşlarımızda da hep şöyle bir sıkıntıyla karşı kalıyor. Çünkü onların işi değil, insanların görev tanımlarını hazırlamak, kim bu hangi yetkiye sahip olduğunu söylemek ya da nasıl bir rapor bu sürece gerekliliğini karar vermek onların işi değil. Siz yazılımcıya doğru tarif edersiniz. Hadi. Elbisenin şeklini, rengini, biçimini, ölçülerini doğru verirseniz onlar uzmanlığı gereği verirler. Dolayısıyla biz de o ölçüleri, işte bu kişi burada yapacak,
şu detayda yapacak, şöyle bir veriye yapacak, bu veriyi böyle girecek kısmında yönetim danışmanları da evet. yazılımcılarla çok iç içe çalışan kişilerdir. Bir bununla ilgili görüşlerinizi özellikle istiyorum. Bir de ikincisi şöyle bir detay var. Özellikle biz firmalarımızda veri odaklı konuşma kültürünün artmasını istiyoruz. Aslında Hacan'ın söylediği desteği ben tekrar bir altına açmak istiyorum. Çünkü Türkiye'de maalesef çok uzun yıllar devlet desteklerini hep şu mantıklarla, büyük verinin yönetimi, işte big data, evet. sensör sistemleri, IoT sistemi, ya daha oraya gelince kadar firmanın ERP'si yok, oraya gelince kadar web sitesi yok, ya da bir müşteri ilişkileri yönetim programı yok, ya da firma AutoCAD yazılımı yok. Şimdi bu COSGAP'in bu desteği aslında gerçekten çok kıymetli bir destek. Çünkü firmanın dijitalleşmesini çok basic seviyede bile ihtiyacı varsa bu krediden faydalanabiliyor diyor. Tekrar bunun altını çizmek istiyorum. Dolayısıyla biz burada veri yönetiminde, yani Selda Hanım'da şunu ben özellikle gördüm. Bazı yazılımcı arkadaşlar geldiği zaman firmaya ham geliyor program. Tamamen boş bir yazılım olarak geliyor. Firmanın istediği veriyi ve şablonu en uygun şekilde, bazen bir formun bile firmaya hızlı adaptasyonu, yazılıma inancın ve hızlı ilerletilmesine çok büyük önemi var. Kesinlikle. Yani bu konuda ben özellikle hep geçmişteki tecrübelerinizi firmaya çok hızlı bir şekilde adaptasyonunuzu yaşadığım için söylüyorum. Bunu çoğu firma bence bunu da göremiyor. Yani o özelleştirilmiş ekranları göremeyecek yan yana bir sürü sütunlarda gelen, yüzlerce sütundan oluşan rapor diyor ki ben burada neyi okuyacağını algılayamıyor. Karışıyor kafası. O yüzden veri yönetiminde siz nasıl yapıyorsunuz? Bu özelleştirmelerde nasıl gidiyorsunuz? Ve bu danışman üçlü sac ayağını siz nasıl görüyorsunuz? Öncelikle bir şirkette, yeni başladığımız şirkette ERP süreçlerini çok iyi yönetebilmemiz için bizim yönetim danışmanlarıyla birlikte çalışmamız gerekiyor. Biz aynı dili konuşuyoruz onlarla. Çünkü yöneticileri ikna eden, yöneticilerle birebir diyalog içerisinde olan veya personellerle ilgili direkt iletişime geçen kişi onlar oluyor. Veya onlara ikna sürecini veya o görev tanımına uyup uymadığını, değiştirileceğini. Bunlar önceden tasarlanmış olursa onlar tarafından ne yapıyoruz? Biz bir daha böyle bir iş yükü getirilmiyor. Kaldı ki o bizim işimiz değil diyoruz biz. Elemanın yetkisi veya bunu yapacağı herhangi bir şey yoksa ve yapmak istemiyorsa, direniş gösteriyorsa bu aşamada biz hani bu bizimle ilgili değil diyoruz. Bilemeyebilirsiniz yani. Artı şu var, biz o zaman işimizi yapamayız. Tabii. İşimize odaklanamayız. Bizim işimiz orada ERP süreçlerini uyarlamak. Ama uyarlama sürecinde önümüze çıkan engelleri her defasında biz patronla veya şirket yetkilisiyle, müdürlerle olacağına karşımıza bir tane yönetim danışmanı istiyoruz. Yönetim danışmanı ile daha hızlı çözüyoruz. Önceden maddeler belirleniyor ve hatta firmalara çalışmaya gittiğimizde yönetim danışmanı bize bugün şu departmanda bunlar yapılacak. Gün sonunda onun değerlendirmesini yapıp toplantı yapıyoruz ve çok hızlı süreç alıyoruz bu şekilde. Ve o firmaya hangi rapor lazımsa, o firmaya hangi form lazımsa ben çok iyi bilirim bir COBI programının, yani logonun, bir Go yazılımının bir lojistik programı haline getirdiğimi. Tamamen lojistik. Dağıtım ve sevkiyatta istenmeyen kalmamıştı hatta. Bir Kantar yazılımını siparişle entegre çalışan çok daha geniş kapsamlı hale getirdiğimizi bilirim. Sonuçta firma ne istediğini biliyorsunuz. Net anlaşıldıktan sonra direkt olmaz demiyoruz. Hani programa bağlı kalıp programda yok. Olmaz. Çözüm üretmek çok önemli. Çok iyi de ARGE geliştiriyorsunuz aslında, evet, yani süreç ARGE'si. Raporlarda daha böyle anlaşılır ve bize isterken, raporu isterken biz şöyle diyoruz. Şunu da görmek ister misiniz, burada görmek ister misiniz? Biz yönlendiriyoruz. İşte nedir? Herhangi bir şekilde araçlarla ilgili rapor istediler. Aracın kilometresini görmek ister misiniz? Aracın şoförünün ne kadar harcama yaptığını görmek ister misiniz? İşte araç nerede durdu görmek ister misiniz gibi böyle. Bakın daha detay bilgiler öneriyoruz. Artık onlar ister veya istemez, eğer kaldırma, ekleme onları yapıyoruz. Ama yönetim danışmanlığı bizim için inanılmaz kolaylık oluyor. Yani her bir kişiyle muhatap olmaktansa bir kişide sorunlar, bir kişide istekler, talepler toplanıyor. Biz onlarla birlikte daha hızlı yol alabiliyoruz ve ERP süreçlerinin firmaya uyarlanması çok kısa sürüyor.
Ki ve çok başarılı oluyor bu konuda. Tabii ki her yazılımcının, yani siz tecrübeniz gereği bunlara bunu ister misiniz, evet, diye sorabiliyorsunuz aslında. Hani o konuyu bilmeyebilir, o konuyla ilgili şey olmayabilir, o sektörde çalışmamış olabilir. Söylediğiniz gibi sadece yönetim danışmanları tabii ki şey yapabilir, yönlendirebilir. Doğru adreslemelerin yapılması için de bir harita getirecek sonuçta. Bu verilerin en önemli kısım, yani bugün kâra gidip gitmeme konusundaki en önemli kısım da o. Çünkü bugün hani kârı siz belirleyemiyorsunuz. Yani satış fiyatlarını ortam belirliyor, pazar belirliyor. Eskiden de maliyetin üstüne kâr koyup satmak, şu an ortada bir fiyat var. Yani herkes kalemi 10 liraya satıyorsa siz onu 12 liraya, çok özel bir artısı yoksa satamıyorsunuz. Mecburen 10 liraya satacaksınız. Kârı artırmamın tek yapacağı şey var, maliyetlere hakim olmak. Maliyetlere hakim olmak için de bunu görmem lazım. Kesinlikle. Nereden göreceğim, nasıl veri alacağım? Ben bugün karşılaşıyorum, işte Hatice Hanım'la beraber de birçok firmada görüyoruz. İşletme sahibine ya da işletmeyi yöneten genel müdüre bir rapor gidiyor 80 sayfa. Yani yöneticinin bunu okuması, analiz etmesi, alasını yapar ama en gereksiz işi bu. Yani yön açacak, pazar bulacak, fon kaynağı bulacak, onları yapmak varken 80 sayfalık bir raporu okumak mantıklı değil. Ve maalesef işte bizim bu veriye dayalı sistemimiz gelişmediği için ara yöneticilerde de bu yok. Şey yapmıyor, yani bunu özetleyeyim, dikkat çekeyim, yoruma açık hale getireyim. Yöneticinin bugün, ara yöneticilerin bugün yapacağı en önemli hareket üst yönetime doğru karar aldırmak. Kesinlikle. Şey değil yani, eskiden de hani genel müdür emir verir, herkes yapar, o dönem bitti. Ara yöneticiler doğru karar verdiren olması lazım. Bu kararı verdirmesi için de veriyi çok iyi analiz ediyor olması lazım. Kendi okuyamayıp 80 sayfalık bir raporu yönetime gönderdiğinde de oradan öyle bir şey alamıyoruz. Ve bizim bütün süreçlerimiz bunları çok kolay alabileceğimiz bir noktada. Hani bir tek ekranda diyorlar ya yöneticiler. Tek. Yönetici konsolu gibi bir ekran hazırlayacaksınız. Aynen. Her şeyi anlık görebilecekler. Ve doğruluğundan emin olacaklar. Güven duyacaklar. Evet. Hani birçok yerde maalesef biz de görüyoruz. Şey, renkli ekranlar var. Şeyde tek bakılacak yer. Güncel mi? Vallahi çok emin değiliz. Biz ne yapıyoruz? Yine Excel'de şeyleri topluyoruz. Excel'de yapıyoruz. Çok yorucu, çok gereksiz personel ve bugün nitelikli diye konuştuğumuz personelin de yeteneklerini de ortaya çıkarabileceği bir alan değil. Şimdi bu, biz aslında dijital dönüşüm konuşurken daha yukarısını konuşacağız. Evet. İşte yapay zekayı nasıl içeri gireceğiz falan. Biz daha şu anda kurumsal kaynak programlamasını, ERP'yi alana nasıl tam anlamıyla çalışılır hale getireceğiz onu konuşuyoruz. Muhasebe çok iyi gitti ama. Yani ve muhasebe ilk adapte olan muhasebe departmanıydı yani bu ERP'lere. Maalesef onun dışına da iş çıkarmadık. Tam anlamıyla, hani tam anlamıyla kurguladığınız firma örnekleriniz kaç, yani parmakla sayılacak diye korkuyorum şimdi ama yani kaç tanedir böyle tam anlamıyla bütün süreçlerini kullanan ERP yazılımı? Hangi sektör daha iyi gidiyor? Mersin'de özellikle bakliyat sektöründe daha önceki dönemlerde bu kadar net veya bu kadar kapsamlı kullanılmıyordu ama artık talepler hep kapsamlı olmaya başladı. Çünkü bünyelerinde IT manager barındırmaya başladılar. Çünkü mutlaka bir yönetim danışmanı ile ilgili destek alıyorlar. Dijital dönüşüm veya desteklerle ilgili desteğin içeriğini mutlaka işte bununla ilgilenen danışman arkadaşlar da onlara bu konuda yön verdiklerini düşünüyorum. Daha bilinçli istekler gelmeye başladı. Yani süper. Kurumsal firmalardan açıkçası. Eskisi gibi değil. Çok değişim oldu. Firmalarda da oldu. Eskiden bilgisayar satın alırken işte bir kilo patates satın alırcasında bizim çocuğa bilgisayar lazım denirdi. Şimdi öyle değil. Bize bir program lazım, şunları şunları yapsın. Bize bilgisayar lazım, bunları yapsın. Biz ERP'den önce hep zaten firmaya diyoruz. Ne olursa olsun önce veri güvenliğiniz çok önemli. Siber saldırılara karşı tedbirleriniz çok önemli. Mutlaka bir serverınız olsun.
Mutlaka ve mutlaka altyapınız iyi olsun. İnternetiniz veya alt donanım yapılarınız iyi olmasa istediğimiz ERP'yi kuralım. Bilgisayar açılmadan programım çalışmıyor diye telefon alabiliriz bunun gibi. Oradaki bir Wi-Fi'nin veya internetin alt ağ sisteminin VPN bağlantılarının doğru çalışmaması sonuçta programın da çalışmasına engel oluyor. Ve mutlaka ve mutlaka bir yedekleme üniteniz olsun diyoruz. Veriniz bugün çalındığında, kaybolduğunda, saldırıya uğradığınızda sizin bunu tahammül edebilme gücünüz nedir diye başlayıp sonra yedekleme ünitesini veya buluttan bahsediyoruz bunun gibi. Hı hı. Şu da çok önemli ERP'de. Az önce siz konuşurken özellikle vurgulamak istiyorum. İşletme fakültelerinin 4. sınıfında. Endüstri mühendisliğinin 4. sınıfında, gıda mühendisliğinin 4. sınıfında, özellikle 4. sınıfta diyorum, ERP derslerini almaları gerekiyor. Çünkü bir gıda mühendisi, çok net söylüyorum, bir sipariş, irsali ve fatura arasındaki farkı bilmiyor. Önce onu öğretiyoruz, sonra programla ilgili anlatıma geçiyoruz. Ki bu çok gerçekten üzücü bir durum. Çünkü bu sistemin içinde yer alacak. Evet. Bazen şey denebiliyor yani hani gıda evet. mühendisi, muhasebeci mi niye irsaliye bilsin ama sürecin içinde. Hatta çevre mühendisleriyle ilgili ben çok şey yaşadım. Evet. Çevre mühendislerinin süreci bilmesi şart. Yani işletme süreçlerini bilmeden işletme süreçlerinin ortaya çıkardığı atığı, zararı, karbonu bunları bilmeleri mümkün üretim değil. Üretim süreçlerine de hakim olması gerekiyor. Ama bir çevre mühendisine baktığımızda diyor ki o konu benimle alakalı değil. O senin konu tam da sizinle alakalı diyorum evet, ben. Endüstri varsa yani, tamamen içindeyiz. Aslında Selda Hanım güzel bir arka plandan bahsettiniz ve firmaların gerçekten ihmal ettiği. Şimdi ERP evet temel bir ihtiyaç omurga gibidir dedik ama biz söylediğiniz firmanın işte server, sunucu, VPN sistemleri gibi pek çok böyle hani bir binanın aslında kalitesini evet. belirleyen onun yeraltıdır. Yani işte kablolama sistemleridir, tesisatıdır, görünmeyen tarafıdır. Biz de o görünmeyen tarafı çok bilmediğimiz için hep genelde bina almadan tut da yaptığımız işlerde hep buzdağının üst tarafına bakarız. Evet. Burada ERP'lerin sağlıklı işlemesi noktasında ben de çok tecrübe ettim. Altı, biz buna kurumsal mimari altyapı diyoruz. Evet. Yani dijitalleşmede de bir kurumsal mimari altyapı aynen. var. Nasıl binalarda olduğu gibi. Buralardaki ihtiyacı biraz vurguladınız ama bunu biraz daha açmak istiyorum. Bir diğeri de özellikle ikinci bir çok önemli bir cümle söylediniz. IT menajerler olmaya başladı dediniz. Yani bence de bu çok önemli bir ihtiyaç. Hatta belki bir dördüncü saca ya biz saymayı unuttuk kesinlikle ama siz onda, söylediniz. Onları da dahil evet. ediyoruz toplamda. Onları da artık dahil olması gerekiyor. Çünkü eğer bir firmanın IT kısmını sadece dışarıdan ihtiyaç oldukça çağrılan, arıza oldukça bilgisayarlarda çağrılan bir mantıkta bir donanım altyapısını yaparsanız ERP'de ilerleyemiyorsunuz. Evet. O yaşayan kılcal damarlarda illaki tıkanıklıklar, yapılarda problemler olacak. Anında şirketin içerisinde bu kişiler müdahale edebilmeli. O yüzden bu departmanın gerekliliğini de bir daha vurgulamanızı ve biraz açmak istiyorum. Son olarak da özellikle bizlerde yedekleme sistemleriyle ilgili hep bir yanlış algı var. Biz biraz böyle sağlamcı bir milletiz. İşte diyoruz ki evet bir server olsun, ikinci bir server olsun, üçüncü bir server olsun. Bazen olmayanlar da olabiliyor. Bakıyorsunuz bir bilgisayarda serverımız hem bu diyorlar. Hem program çalışıyor hem yedek alıyor. Evet yani öyle böyle var. O yedekleme kısmının önemini vurgulamak istiyoruz ama şöyle bir algı var. Biz bile dijital dönüşüm uzmanları olarak bazen ikilemde kalabiliyoruz. Şimdiki yeni ERP'lerin büyük bir çoğunluğu bulutta da çalışıyor. Buluttaki saklamaya da bizim Türk insanımız biraz korkuları var. Hep fiziksel bir mantık. Bundan ne kadar dengeli bulut olmalı, ne kadarı fiziksel olmalı? Buradaki altyapıdaki kaygıları da biraz sizin tecrübelerinizde anlatmak istiyoruz. Şimdi bizim insanımıza gerçekten zor güvenen bir yapı var. Biz verilerin içerisini gördüğümüzde bile işte muhasebecisine böyle işaret eden olayı gösterme, bir firmayı göster falan diyenleri de biliyoruz. Oysa veri tabanı bize açık yani her şeyi görebiliriz ama zaten amacımız o değil. Veri tabanında da yedekleme çok önemli. Yedekleme bulut üzerinden yapılabilir. İşte başka bir yerdeki sunucu üzerine de yedekleme yapılabilir. Sunucu kiralanabilir sonuçta. Ama mutlaka ve mutlaka o fiziksel olarak yedeğin alınmasını istiyorlar. Tek yanlış bilinen şu. Siz istiyor musunuz? Öneriyor musunuz?
Kendisini güvende hissettiği için öneriyoruz biz de. Tabii gereklilik noktasında bulut yeterli midir, kendisinde güvenli olsun, midir? Kendisinde güvenlidir, evet, güvenli. Ama şu var, hani illaki o fiziksel olarak kendi elinde de yedeği olacak, kendini güvende hissediyor hala. Tamam, rahatlasın, alsın, sıkıntı yok. Yedekleme ünitesi olabilir veya eksternal hard disk olabilir. Tek yanlış bilinen şu, hard disk senin serverın içerisindeki yedekleme ünitesi orada. Allah korusun, yani bir yangın, herhangi bir afet durumunda senin o yedeklemen de gidecek. Yedekleme mantığı şu, bulunduğu yerden çıkartmak. Evet. Sen onu external hard diski veya yedekleme ünitesine alıyorsun ama o yedeğin o firmada kalmaması gerekiyor. Ne olabilir? İşte ilgili yetkilinin kendi aracına veya çantasına alınabilir. Oradan çıkartmak ya da harici bir yerde yedekleme. Harici bir yerde olabilir sonuçta. Bazen yedek alırken yedek bağlı oluyor. Yani siber saldırılarda yedek de ekleniyor. Yedek de ekleniyor. Evet, aynı IT konusunda şey, özellikle. Evet, yani, IT'cileri konusundaki mutlaka düşünce. Onun o firmadan dışarıya çıkartılması gerekiyor. O yüzden yedeği alıyorlar, orada kalıyor. Ben bunu doğru bulmuyorum ve her zaman da uyarıyoruz zaten bu konuda. IT'cinin istihdam edilmesi konusunu. Kesinlikle. Evet. IT menajerlerin olması lazım. Bilgisayarda A kablosu çıkmıştır, Wi-Fi çalışmıyordur, modemde sıkıntı vardır, yazıcı çalışmıyordur. Bunlar için telefonla sürekli dışarıdan bir destek almaktansa bünyenizde bir IT menajer olması lazım. Yedeklemeleri de aynı şekilde. Bir vali müşavir ya da muhasebe departmandaki kişi işini mi yapacak, yedek mi alacak? O onun sorumluluğunda değil. Tabii. IT menajer bakacak bunlara. Yine web sayfasının düzgün çalışıp çalışmadığına, ki kaldı ki e-ticaret sitelerimiz artık aktif. E-ticarette de aynı şekilde. Veya bir Outlook vardır, sunucular. Bunlar da aynı şekilde. Ya da siber güvenlikte phishingler, evet, geliyor sürekli. Bunlarla bunlar, ilgili farkındalıklar. Bunlarla IT manager'ın çok işi var artık. Evet. Ama IT manager'ı daha düne kadar firmalar raportör olarak kullanıyorlardı. Onların işi rapor değil. Onların işi doğru bir altyapının çalışması. Evet, olmazsa yani, da ERP çalışmıyor. Evet, ERP çalışmıyor. Yani zaten kocaman bir sisteminizi yapılandırdığınız yerde de sürekli dışarıdan arama zaten şeyde. Hizmet veren firmanın bağlılığını da düşürüyor. Yani. Çünkü bazen hani siz çok karşılaşıyorsunuz bununla. Programla ilgili önemli bir sorun var diyerek alelacele gece saatlerinde sabaha karşı aranıyorsunuz ve bilgisayarın açık olmadığını fark ediyorsunuz. Yani böyle basit içeride çözülebilecek işler. Hani bir şey vardır, sürekli acil acil derseniz artık o acil yalancı çoban gibi şey hikayesini kaybeder ve o yüzden danışman firmalarla ya da yazılımları kuran firmalarla da işin gerekliliği ve gerçekliği ölçüsünde buluşmak lazım. Şimdi programımızın sonuna geliyoruz, yine çok hızlı geçti programımız. Anlamadım. Değil mi? Çok konu çok güzel, konu ve çok önemli. Evet. Ve bu konu o kadar önemli bir konu ki, yani hani biz her hafta karlılıkla ilgili yapılacak birçok şeyden bahsediyoruz. Şimdi bu yapacağımız birçok şeyi daha görünebilir, daha kolay, daha bizi yormadan yapabilecek hale getireceğimiz süreçleri konuşuyoruz. Bugün bir işletmemizde sadece şey temizliyoruz. Bir sürü personel çalışıyor ve aynı işi farklı farklı, biraz önce söylediğim gibi logoda, mikroda, Excel'de, birçok programda aynı işi 5 yerde yapılıyor. Şimdi bunu temizlemeye çalışıyoruz. Bunun işletmeye kattığı verimlilik, bu ERP yazılımlarına harcadığınız hem vakti hem parayı 40 kere çıkarır. Artı yönetimin doğru karar vermesini sağlar. Evet. Yönetim hani kontrol edemediğiniz, izleyemediğiniz şeyi geliştirmeniz mümkün değil. Mümkün değil. Tedbir almanız mümkün değil. Kontrol edebilir hale getiriyorsunuz. O yüzden bu bir an önce ülkemizin, biz sadece bu yerel firmalar için söylemiyoruz bunu. Bir firma kendini yukarı taşımak istiyorsa artık bunlar çok önemli gereçler. Bunları tamamlayıp ondan sonra fark yaratan, sahiden büyük ARGE projelerine yönelmesi lazım. Ne iş yapıyor olursa olsun. Bugün yine çok önemli bir konuyla, çok değerli bir konuğumuzla beraberdik. İnşallah yine haftaya kar rotasında yine çok şeyle buluşacağız. Son sözlerimizi evet, söyleyerek ne önerirsiniz tavsiye olarak günü özetlemek noktasında firmalarımıza? Evet, dijital dönüşümle ilgili yol almak istiyorsanız sevgili işletme sahipleri ve çalışanlar mutlaka doğru bir ERP yazılımıyla
süreçlerinizi devam ettirin. Ve doğru bir destek ekibiyle. Doğru bir destek ekibiyle, evet kesinlikle. O çok bence ERP'den çok kesinlikle. Daha hayati önemi var. Evet, gerçekten konumuz çok güzel. Dijital dönüşüm endüstri 4.0 çağında artık lüks değil, artık çok çok elzem bir durum. Üstelik sürdürülebilirliğin temeli, çünkü kişiye bağlı olmak istemiyorsanız, çalışanlar yönetime bağlı olmak istemiyorsanız, hatta bir telefonunuzdan bile uzaktan işletmenizi yönetebilmeyi istiyorsanız, kuşaktan kuşağa doğru devir ve şeffaf verilerle yönetmek istiyorsanız mutlaka dijitalleşmek zorundasınız. Bu işin de A, B, C'si ve omurgası ERP yönetim sisteminden geçiyor. Çok önemli bir konu. İnşallah başka konu, yani başka bir zaman sizi tekrar bu konuyu açmak istiyoruz. İnşallah. Haftaya tekrar yeni konu ve konuklarımızla karşınızda olacağız. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Hoşça kalın, görüşmek üzere haftaya.